Bu olay fiziksel, ruhsal, sosyal, siyasal açıdan tam iyilik ayıdır. Bir yerde ayrımcılık, kutuplaştırma, nefret dili ve kin kusan dil varsa o toplumda sağlıktan söz edilemez. Sağlığın tanımı budur. Ve bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Bakan kitap basmış, Sağlık Bakanlığı kitabı. İlk cümlesi ne biliyor musunuz? Sağlıklı yaşam hakkı insan hakkıdır. Sağlıklı yaşam hakkı insan hakkıdır. Peki insan haklarıyla ilgili uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çocukların küçücük yaşta evlenmesine hoş görülüyorsa, kadınların katledilmesine hoş görülüyorsa, baskı, zorbalık, işkence bu ülkede ayyuka çıkmışsa, her gün cezaevlerinden ölümler oluyorsa, insanların diliyle, kültürleriyle, inançlarıyla ilgili ayrımcılığa karşı karşıya kalıyorsa sağlıktan söz edebilir misiniz? Sağlıktan söz edemezsiniz. Sağlık dediğiniz hastane değil. Sağlık dediğiniz insanların hasta olmama halidir. Sağlık dediğiniz insanların geleceğe umutla bakabilme halidir. Ve sağlık çalışanları ilk başladığında birçok gruptan da söylediler. Hipokrat'tan söz ediyorlar, evrensel etik ilkelerden söz ediyorlar. Meslek örgütünün getirdikleri veya dünyada bu işte başlangıç yapanların etik ilkelerinden söz ediyorlar. Ve sağlık çalışanları en büyük insan hakları savunucularıdır ve barışın yanındadır. Ve bu şekilde Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı, Türkiye İnsan Hakları'nın daha önceki başkanlığını yapan ve kurucusu Şebnem Korur Fincancı'ya da buradan selam göndermek istiyorum. Onu söylüyorum. Sağlık, sağlığın eşitsizlikle çok ilişkisi var. Eşitsizlik nedir? Bir, yoksulluk varsa, bir diğeri sömürü varsa, makas açılmışsa ve savaşlar varsa, çatışma varsa sağlıktan söz edilemez. Niçin yoksulluk? Sadece biz söylemiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası sağlık tanımında yoksulluğu madde olarak koymuş. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'de şu anda %50 nüfusun büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında. Siz sağlıktan nasıl söz edeceksiniz? Ekonomik politikaları yok. İşsizlik hastalıkta. Çalışma koşulları kötü. Güvencesizlik var. İnsanlar beslenemiyor. Çocuklar aç okula gidiyor. Çocuklar kahvaltı yapamıyor, yemek yiyemiyor. Siz nasıl söz edeceksiniz? Sayın Bakan, siz çocuk hekimisiniz. Çocukların beslenemediği bir ortamda, eşitsizliğin olduğu bir ortamda nasıl gelecek kuracaksınız? Bunlar hepsi problem. Ve kış gelmiş, doğalgaz parası ödenmeyecek, elektrik parası ödenmeyecek, kömür alınamayacak, insanlar aç olacak, siz diyeceksiniz ki sağlığınız yerinde. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'de sağlıkta dönüşüm, Sayın Akta burada, bir çöküşe dönüştü. Çöküşe dönüştü. Neden? Sadece tedavi konuşuluyor. Sadece insanların hastaneye gidişi konuşuluyor. Bakın, Türkiye'de bir hesaplama yapılmış. Geçmişte 3.10'da 2 iken şu anda %10'a sağlığa hastaneye giriş oranı var. Bunun anlamı ne? Türkiye'de 38 günde bir herkes hastaneye gidiyor. Bir ülkede hastaneye çok başvuru varsa, insanlar çok hasta oluyorsa o bakanın istifa etmesi lazım. Normalde insanların hasta olmaması lazım. Ama burada insanlar çok hasta oluyorsa orada buna bakmak lazım. Bir diğerine ya bütçeyi biz diyoruz ki artıralım, insanların daha iyi yaşaması için, insanların hastalıktan korunması ve önlenmesi için. Ama yok. Ne oluyor? Burada yapılan işlem daha çok tedavi edici hizmetlere, hiç koruyucu hizmetlere bir para aktarılmıyor. Ve geldiğimiz aşamada neredeyse Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin büyük çoğunluğu tedavi edici hizmetlere gidiyor. Oran yaklaşık %70 personelle beraber, %30 korumaya kalıyor. Siz nasıl koruyacaksınız %30'la beraber? Bunu yapamazsınız. Ve sağlıkta dönüşümle ne oldu? Kurumlar işletme, hastalar müşteri oldu. Peki büyük para delik ne? Bu övünülerek şehrin en uzağında olan şehir hastaneleri.
Ya diğer hastaneleri kapattınız, yok ettiniz. Oraya verilen para diğer hastaneden 10 kat daha fazla. Ve kira bedeliyle oradaki toplam diğer malzemelerle beraber 46 milyar lira sadece oraya gidiyor. Peki diğer hastanelere para gidiyor mu? Hayır. Ve şehir hastaneleri aslında şirket hastanelerine dönüştü. Neden? Birçok işi orada şirketler yürütüyor, kamu yürütemiyor. Neyse ki vazgeçilmesi düşünülüyor ama hala cebimizden para çıkıyor. Gelecekte de bu para cebimizden çıkmış olacak. Koruyucu sağlık hizmetlerinden söz ettik. Niçin? Çünkü siz %30'da insanları koruyamazsınız, önleyemezsiniz. Esasen en yapılması gereken insanların hasta olmayacağı ortam yaratmak ve hasta olmaması için de çaba harcamamız lazım. Ama böyle bir şey yok. Ve koruyucu sağlıkta en büyük hedefleri neydi? Aile sağlığı merkezleri, aile hekimleri. Aslında aile hekimleri kamunun verdiği yerde oturuyor ama oranın kirasını kendisi veriyor. Bir işverene dönüştürüldü, bir işletmeye dönüştürüldü. Ve elektrik parası, doğalgaz parası, telefon parası, internet parası, çalışanı, malzemesinin parasını o veriyor. Peki bu nasıl insanları koruyacak? Bakın, hepatit aşısı şu anda Türkiye'de yok, hepatit B aşısı. Büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Bir ara verildi, bakanlık toplandı, yerini üreteceğiz diye. Yok. Tekrar bu sabah ben Batman'la konuştum, Mardin'le konuştum. Doğum kontrol ve anne sağlığıyla ilgili D vitamini birçok malzeme yok. Çocuklara verecek ilaçlar yok. Siz nasıl koruyacaksınız insanları? İnsanlar zaten yoksulluğundan, eşitsizliğinin dışında böyle bir sorunla karşı karşıya. Ve aile merkezlerinde giderek verem takibi bile yapılamıyor. Bu pandemi sürecinde unutuldu ve şimdi tekrar verem hortladı. Ve insanlar giderek korunamıyor böyle bir süreçle karşı karşıya. Şimdi bir diğeri, sağlıkta kuyruklar bitti. Sağlıkta kuyruklar bitti. Hepiniz vekilsiniz, yurttaşlar, vatandaşlar da bizi dinliyor. İnsanlar telefonda randevu alamıyor. Telefonda randevu alamıyor. Ve merkezi bir sistem getirmiş, randevu sistemi, hekim randevu sistemi. 10 dakikalık bir zaman ayrılmış. Sonra ek zaman da konulmuş. İnsanlar ulaşamıyor. Velev ki ulaştı. Hekime gittiğinde ultrason için bir hafta, film için 20 gün, ameliyat için bir ay. Velev ki ameliyat olacak. Malzeme yok. Belli bir branşlarda malzeme yok. Niçin? Hastane alamıyor. Sonuç ne? Özele git. Özele git. Ya siz özeli açtınız, yoksul vatandaşları oraya yönlendirmek için mi? Yoksul yurttaşların özele gidip para vermesi için mi? Neydi? %200'den fazla para alınmaz. Herkes de biliyor ki %200 değil, %500. Birçok kaz daha fazla oranda para alınmakta. Ve bu sistemle beraber ne oldu? İnsanlar randevu bulamıyorsa en rahat çözüm acile git. Acile git. Ve acile şu anda gidenlerin %90'ı acil değil. Çünkü randevu alamıyor, oraya gidiyor. Ve ne oluyor? 130 milyon kişi geçen yıl acile gitmiş. Ya afete dönüştürdünüz bu ülkeyi, çöküşe dönüştürdünüz. Ve Sayın Bakan dün bir tweet attı. Yani tweetinizde şunu diyorsunuz Sayın Bakan. Bu merkezi hekim randevu sistemi üzerinden randevu alarak uzmana görünen, herhangi hastalık tanısı konamayan, tedaviye ihtiyaç duymayan çok hastamız var. İyi olduğunuzu doktordan duymak çok güzel. Güzel ama tedavisi geciken insanlar da var. Bu hastaları düşünelim, gitmeyelim. İyi de sağlıkta işte dönüşüm bu oldu. Neden bu oldu? Birinci basamağı yok ettiniz, sevki yok ettiniz. İnsanlar birinci basamağa uğramadan elini kolunu sallayarak bütün hastanelere gidiyor. Gelin koruyucu sağlığın en önemli yeri olan birinci basamağı ve sevk sistemini getirin. Sevk sistemi olmadığı zaman olay bütün hastanelere yığılma oluyor. Önemli olan hastalıkla mücadele, hastayı bir muayene ortamı değil. Ve beyaz reform dediğiniz olay buna çözüm değil. EMG randevusunu anlamıyor, ameliyat malzemesini anlamıyor. Birçok durumla karşı karşıya. Diğeri şiddet. Şiddetle ilgili çıkartılan hiçbir yasa çözüm olmadı. Bir kere bu ülkede şiddet dilini kullanan sorumlular varsa, şiddet ve ayrımcı dilini kullanan bakanlar varsa şiddet bitmez. Şiddet bugün çeteler artık sokaklara hakim olmuş. Çeteler her yerde bir nefret dili kusuyor. Ve sağlıkta şiddetin nedeni dönüşümle beraber yoksulluk, işsizlik, iş bulamama, güvencesizlik
ve hastaya müşteri gibi bakılması, bir taraftan da hekim ve sağlık emekçilerin sürekli aleyhinde konuşmak, onları bir hedefe dönüştürmek. Ya hepimizin bildiği Profesör Esin Şenol şiddetle tehdit edildi, ölümle tehdit edildi. Onu tehdit eden sahte doktor, bakanlık doktor olmadığını öğrendi. Sahte doktora koruma verildi ya. Bu ülkede böyle bir sistem var ya. Esin Şenol değil de onu tehdit eden, Esin Şenol'u tehdit eden kişiye koruma veya Esin Şenol'un yanına yaklaşmasını önlemek için karar alındı. Şimdi sağlık emekçileri göçüyor. Niçin göçüyor? Ya 27 kat arttı. Artık hekimler Türkiye'de çalışmak istemiyor. Neden çalışmak istemiyor? Ülkede zaten özgürlükler kısıtlanmış. Demokrasiden uzaklaşılmış. Açlıkla karşı karşıya, şiddetle karşı karşıya ve her gün bir acı, travma yaşamakta, bununla ilişkili insanlar göç etmekte. Ve Tayyip Erbil'in açıkladığı rakamlara göre her yıl giderek artıyor. Her yıl giderek artıyor. Neydi? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki açık konuşuyorum, giderse gitsinler. İşte gidiyorlar. Sorun fakülte sayısını artırmak değil. Sorun öyle değil. Bunları tutabilmektir. Bunları nitelikli bir hizmete tabi tutabilmektir. Yok. Ve var olanlarla ilgili ne yapıyorsunuz? Arşiv taraması, güvenlik soruşturması, kanun hükmünde kararnameleriyle resmen ellerini kollarını bağlıyorsunuz ve liyakatsız partili yöneticileri atıyorsunuz. Düğmelilikle itaat et ve sağlık hizmeti ver. Sağlık hizmeti böyle verilmez ve verilemiyor. Neden verilemiyor? Birinci basamak yok oluyor, insanlar hastalanıyor. Eğitim yok ettiniz. Ya bir ara herkes diyordu hastane tıp fakültesi açılsın. Sorun açılması değil, nitelikli eğitim verilmesi. Kadroları niteliksiz atıyorsunuz. Neredeyse ayakkabı numarasını vereceksiniz, onu atıyorsunuz. Ve insanların sorunlarını belleyip onları getirip orada oturuyorsunuz. Üniversiteler bitti. Özellikle tıp fakültesi hastaneleri. Neden? Bu merkezi hekim randevu sistemi dışında orada da mesai dışı öğretim üyesi randevu sistemi getirdiniz. Mesai dışı değil, mesainin içinde. Dicle Üniversitesi'nde bir araştırma yaptık. Dicle Üniversitesi'nde mesai dışı randevu sistemiyle yapılan ameliyatlar gün boyu sürüyor. Bir ortopedi hastası 2 hafta boyunca ameliyat olamadığı için Sağlık Bakanlığı'nı arayıp özel kaleminden rica edip ameliyat oluyor. Böyle bir sistemle bunların hepsini bitirdiniz ve giderek niteliksiz bir kadroyla karşı karşıya kaldık. Bir diğeri ya bütçe diyoruz. Ya gerçekten çalışma ortamını da bozdunuz, ekibi de bozdunuz. Eğitimde de sağlıkta da. İkisinde hikayeniz vardı, o hikayeler bitti. 4A, 4B, 4C diye bir sistem getirmiştiniz. Aynı kurumda çalışıyorlar, aynı yerde çalışıyorlar, farklı maaşlar alıyorlar. Ve siz performansla, ek ödemelerle tümüyle ekip hizmeti yürütebilecek sağlık çalışanlarının barış ortamını bozdunuz. Rekabet ortamını geliştirdiniz. Ve bu getirdiğiniz sistemlerin çoğu emekliye yansımıyor. Emeklilikle yaptığınız ufak düzenlemeler yetmiyor. İnsanlar yoksulluk sınırının altında kalmayacak, geçinecek düzeyde bir ortam istiyorlar. Ama hep böyle özeli teşvik ettiniz. Özelde çalışan hekim, hemşire, ebe onları da bitirdiniz. Ya ağırlıklı biz burada hekimleri falan konuşuyoruz. Hemşirelerin sorunları yığınlarla, paramediklerin sorunları yığınlarla, psikologların sorunları yığınlarla, teknisyenlerin sorunları yığınlarla, şoförlerin sorunları yığınlarla. Geçen yıl da söyledim ya, şoför isyan etti, bakanlığın önüne gitti ya. İsyan etti, ben hastayı taşıyamıyorum diye. Bunlarla ilgili bir sözün bulmadığınız sürece sizin yaptığınız şey göz boyama olur, gerçek sağlık sistemi olmaz. Bu ülkede ilaç yok, ilaç. İlaç alamıyor da insanlar. 1000 taneden fazla ilaç yok. Euro ne kadar? 7.86 belirlemiş. Euro'nun ne kadar olduğu belli. İlaç alamadığım bir ortamda siz bu hizmeti veremezsiniz. Eczacılar, hastalar, hekimler ilaç yokluğu yüzünden perişanlar. Ve antibiyotikler, kanser ilaçları bulunamıyor. Kanser ilacı almak için mahkeme açan insanlar var. Mahkemeye başvuran insanlar var. Ya bunlarla ilgili bir düzenleme yapmayacak mısınız? Hiç bunlarla ilgili bir düzenleme yapılmıyor. Bir diğeri ana dil. Ana dille ilgili sürekli konuştuğumuzda, ya ana dille pandemide bir hizmet verildi. Ya bir tane yazılı broşür yok. Meme kanseriyle ilgili, sigara ile ilgili, diğer konularla ilgili. Hiç insan ana dilinde bir çalışma yapmaz mı? Yürütmez mi? Burada Kürt anneleriyle ilgili, Kürt kadınlarıyla ilgili, Kürtlerle ilgili, gençlerle ilgili, sigara ile ilgili, uyuşturucu ile ilgili hiçbir Kürtçe çalışma yapılmaz mı? Ama Kürdistan'dan hasta geldi, turizm hekiminden söz ediyorsunuz. Onun dışında hesabınıza gelmediğinde bu işleri yürütmek istemiyorsunuz. Ve şimdi bak, konuşmanın başında da söyledim. Bir diğer konu cezaevleri. Bakın dün tekrar yaşamını yitiren Tahir Gürdal vardı.
50 yaşında 15 gün Diyarbakır Gazi. Tamamdayız sözleriniz. Gazi Yaşar gibi hastanesinde kelepçeye bağlı kaldı. Akciğer kanseri ve bırakıldıktan 13 gün sonra yaşamı yitirdi. Şimdi Sayın Bakan, sizle ilişkili değil ama her koşulda insanlar, hekimlik bir insan hakları mesleğidir. Kelepçeye bağlı tedavi olmaz. Kelepçeye bağlı yoğun bakımda yatırmaz. Mahkum koğuşu dediğiniz insanların olabileceği bir tarzda olması lazım, sağlıklı olması lazım. Sevklerinde, gidişlerinde, gelişlerinde ilgili bakanlıklarla bir düzenleme yapmanız lazım. Yapmadığınız sürece cezaevi ezavine ve resmen katil ortağa dönüşüyor. Vahşete dönüşür. Bunlarla ilgili bir düzenlemenin yapılması lazım. Ve sağlığın geldiği ortam tümüyle ülkede sağlıksızlık hakim. Bu bütçe çözüm olmayacak. Sağlıktan ve özgürlükten tasarruf edilemez. Ücretsiz, nitelikli, erişilebilir ana dilinde sağlık hizmeti verilmesi lazım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Sait Dede, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın görev tanımında sağlık sisteminin ihtiyaçlarına göre tıbbi ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ARGE çalışmaları yapmak, yapılmasını desteklemek, bilimsel ortam temin etmek, bu kapsamda geliştirilen aşı, ilaç, tıbbi cihaz vesaire destekleme gibi birçok görev sıralanmıştır. Aslında sağlık alanında yaşanan birçok soruna çözüm bulabilecek araştırmaları yapma, destekleme pozisyonunda olan kurumun faaliyetlerine ve fiili olarak sağlık alanındaki yansımalarına baktığımızda oldukça yetersiz bir yapıyla karşı karşıyayız. Tabii Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği öncelikleri dikkate alan bir stratejik plan doğrultusunda hareket eden bir yapıdan daha fazlası elbette beklenemez. Siyasi iktidara bağlı enstitü olmaz, tıpkı üniversite olmayacağı gibi olsa da Türkiye'deki gibi bağımsız olmaz, özelliğini yitirir ve ticarileşir. AKP iktidarı uzunca bir süredir sağlık harcamalarındaki artışı yük olarak görüyor ve her fırsatta sağlık alanındaki düzenlemelerle sağlığı ticarileştirmeye devam ediyor. Özel bütçeli ve özel hukuk hükümlerine tabi kurumun, kuruluş amacının kamu sağlığı değil, bilimsel çalışmaların ticari değere dönüştürülmesi olduğu ortadadır. ARGE niteliği taşımayan projelere destek verilmesi, desteklenen projelerin değerlendirilmesinde yaşanan eksiklikler, bazı özel kuruluş ve üniversitelerden alınması gereken teminatların alınmaması, bünyesindeki bazı enstitülerin yıllarca hiçbir faaliyette bulunmaması gibi bulgular Sayıştay raporlarına da yansımıştı. Bu da aslında bize iktidar eliyle bu kurumun ARGE adı altında uygun bulduğuna şirket kurdurmak, geri ödemesiz hibe ve destek vermek amacıyla kurulduğu şüphesini güçlendirmektedir. Esasında amaçları bakımından bu kadar geniş ve önemli faaliyet ve görev alanı olan bir kurumun bağımsız olmaması, sağlıkta bilim ve teknoloji alanında araştırma geliştirme açısından ülkenin oldukça geri olması, kuruma aktarılan kamu kaynaklarının boşa gittiği kanısı oluşturmaktadır. Ayrıca üniversitelerdeki nitelikli kadroların yurt dışına veya özel sektöre yönelmesine karşı önlem ve iyileştirmelerin yapılmaması da sağlıkta bilim ve teknoloji alanındaki bu yetersizliklere yol açan başka bir sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayın milletvekilleri, İktidarın sağlıkta dönüşüm programı ve diğer neoliberal sağlık politikaları sonucu sağlığın piyasalaştırılmasının meydana getirdiği yıkım bir yandan özel hastaneleri yani sermayeyi palazlandırırken bir yandan da halkın sağlık hakkı çalınmaktadır. Borç batağına saplanan kamu hastaneleri iflasa sürüklenirken hastane doktor ve personelleri halkın ulaşamadığı şehir hastanelerine aktarılırken özel hastaneler büyümeye ve sağlığı satın alınan bir metaya dönüştürmeye devam ediyor. Özetle hastaneler işletme, hastalar müşteri, sağlık bir meta haline gelmiştir. Korumaktan çok tedavi etmeyi, yani aslında hasta yaratmayı ve bundan kar elde etmeyi temel politika olarak belirleyen AKP, bu çarpık sistemi bu ülkeye dayatmıştır. Sayın milletvekilleri, Türk Tabipler Birliği verilerine göre
AKP'nin iktidara geldiği 2000 yılların başında 261 özel hastane varken AKP iktidarıyla beraber özel hastaneler mantar gibi çoğalmaya başlamıştır. AKP yöneticilerinin ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen iş insanlarının sağlık alanına ilgisi hızlı artınca TÜİK verilerine göre özel hastane sayısı 20 yılda neredeyse 2'ye katlanarak 6'ya ulaşmıştır. Şu anki güncel verilere göre Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin %50'den fazlası özel hastanelere yapılmaktadır. Türkiye'de yıllardır bir sorun olan doktor sayısının yetersizliği, pandemi sonrası yaşanan mecburi doktor istifaları, önemli sayıda doktorun daha insani bir yaşam için yurt dışına gitmesi, kalan az sayıda uzman doktorların ise özel hastanelere geçmesi, yurttaşları ya özel sağlık ya da hiç durumuyla karşı karşıya bırakmıştır. Üniversite hastaneleri milyonlarca liralık borçlarla iflasa sürüklenirken, kamu hastanelerinin altyapısını güçlendirmeyerek ve teknolojilerini yenileyemeyerek buna karşı sağlık bütçesinin önemli bir kısmını özel hastanelere aktarmaktadır. Özel hastanelerle multimilyonerler yaratılmış, hastane sahipleri ülkenin en zenginleri... Tamamlayın sözlerinizi. Tamamlıyorum başkanım. Elbette bunun ceremesini halk çekiyor. Kamu hastanelerinde randevu alınamıyor. Üniversite hastanelerinden randevu almak neredeyse imkansız. Sek sistemi kaldırılmış, katkı payları el yakıyor, yeterli sayıda aile hekimi yok, şehir hastanelerine ulaşılmıyor, kamu ve üniversite hastanelerinde uzman doktor sayısı yok denecek sınıra dayanmışken özel hastaneler yurttaşlara tek alternatif gibi gösterilmektedir. Zaman zaman karşılaşıyoruz. Köklü üniversite hastanelerinde bazı ameliyatları yapacak uzman hekim olmadığı için hastalar yine özele yönlendiriliyor. Sonuçta parası olan yurttaşlar özel hastaneye giderek tedavi olabilirken yoksul yurttaşlar ise sağlık hakkından faydalanmıyor. Sayın Bakan, daha önce de dile getirmişim. 10 dakikalık randevu sisteminde bir doktor sadece fizik muayeneye 20 dakika, 15 dakika ayırması gerekirken özellikle Kürt illerinde Sayın Ayşe Acar Başaran. Buyurun.